Baba Torik. Türkiye Kupası'nda bir Ankara derbisine sahne olacak. Türkiye Kupası'nda C grubunda Gençler Birliği kendisi aslında Ankara gücünü konuk edecek. Yani şöyle söyleyeyim, iki takım da şu ana kadar ligdeki konumlarıyla, durumlarıyla biraz hayal kırıklığı yaratmış konumdalar. Gençler Birliği düşme hattında ve yani bildiğiniz gibi Thomas Doğulu'la yollarını ayırdı. Yerine yardımcı teknik direktörleriyle kaleci, eski bir meşhur Alman kaleciyle devam ediyorlar. Şimdi böyle baktığımızda yani Ankara Gücü cephesinde de açıkçası çok fazla karışıklık var. Çok fazla yani yönetimle oyuncular arasında, yönetimle teknik direktör arasında, oyuncuların belki kendi işlerinde, antrenör arasında bir sıkıntı var. En sonunda bildiğiniz gibi bu yönetimin fesline karar verildi. Federasyonun aldığı kararla birlikte şu anda Ankara Gücü kayyuma devredilecek ve muhtemelen bir olağanüstü kongreye gidecek. Mevcut başkan aday olmayacağını açıkladı. Şu anda bildiğimiz kadarıyla birçok oyuncu, yani 29 tane oyuncunun sözleşmesinin feshi olacağı ve istedikleri kulübe gidecekleri falan söz konusu. Yani Ankara Gücü açıkçası bu koşullarda yani son derece karışık ki yani Gökçekler ellerini soktuklarından beridir kulüp zaten karışık vaziyette. Ve bu karışıklık hiçbir zaman eksik olmadı. Hani Ankara Spor'un talihi gördük yani Ankara Spor'un yaşadıklarını. Ankara Gücü de bakalım ne yapacak? Bu işin içinden çıkabilecek mi? Gerçi biraz daha hani farklı çünkü Ankara Gücü'nün çok daha eskiye dayalı köklü bir kulüp Ankara için ve memleket futbolu içerisinde. O yüzden bu sorunu bir şekilde aşmayı başaracaktır ama yani bu yaralar, dediğim yaralar nasıl kapanır onu bilmiyorum. O yüzden yani iki tane, birisi bence çok kötü transferler yaptı Gençler Birliği senenin başında. Çok vasat, çok ortalama oyuncular transfer ettiler. Kaldı ki onlardan da sakatlıklar yüzünden faydalanamadılar ve yine Gençler Birliği'nin en iyi oyuncuları altyapıdan çıkardıkları oyuncular ya da kendi yetiştirdikleri ya da o geniş Gençler Birliği altyapısından, yani bir kısmı Hacettepe'de oynayan, bir kısmı genç takımlarda Kastamonuspor'a verdikleri oyuncularla falan böyle geniş bir altyapı şeyi var. Mücadele eden, profesyonelliklerde oynayan bir altyapısı var. Oralardan futbolcular genelde kadroya takviye edildi. Ama bunlar da skora yansımadı, sahaya yansımadı ve sıkıntılar söz konusu. Yani çok yetenekli birkaç tane böyle parlayan oyuncuları vardı ki bunların başında bence Mustafa Pek demek geliyor. Onun sakatlığı Gençler Birliği açısından işleri çok zorlaştırdı bu sene. Hücumda bir türlü istenilen kaliteye ulaşamadılar. Yani Bini Mehmet transferi var mesela. Çok bence yanlış bir transfer. Bunun gibi bir sürü yanlış transferle Gençler Birliği şu anda çok kötü bir konuma düştü ligde. Bence kendisiyle yakışmayan bir konumda. Dediğim gibi Ankara Gücü'nün durumu belli. O yüzden iki hayal kırıklığı takımının mücadelesi şeklinde geçecektir. Ya hava şartlarının mutlaka bu maçta etkisi olur. Çünkü yani Avrupa'daki kadar olmasa da memlekette de kış başladı. Gerçi son haftalarda biraz iyi gidiyor ama bu anlamda sahanın ve havanın koşullarının da mutlaka iddia oynayacak insanlar için değerlendirilmesi lazım bence. Onun dışında da benim ilk bakışta gördüğüm şey bir beraberlik. Bunun da az gollü olacağını düşünüyorum. Onun dışında da hani dediğim gibi iddia yorum yaparken biraz da bu saha dışı faktörlere de bakılmalı. Onun dışında da benim yorum böyle. Baba Torik.